Koronavirüs bu kadar hızlı yayılıyorsa ve neredeyse herkese bulaşacaksa evden çıkmamamız neden önemli? Aslında sanılanın aksine alınan önlemler ve evden çıkmamak salgının yayılmasını durdurmak için değil. Koronavirüs artık bir pandemi, yani dünya çapında bir salgın haline geldi ve bir pandemiyi durdurmanın 3 yolu vardır. Hastalığın aşısının bulunması, hastalığın mutasyon geçirip bulaşıcılığını kaybetmesi ve insanların sürü bağışıklığı kazanması. Peki nedir bu sürü bağışıklığı? Eğer hiçbir önlem alınmazsa hastalık şu an gördüğünüz gibi kısa sürede herkese bulaşır. Kahverengi noktalar hasta insanları, pembeler ise iyileşen insanları gösteriyor. Hiçbir önlem alınmayınca toplumdaki herkes hastalandı ve bu oldukça kısa bir sürede gerçekleşti. Hatta öyle bir an geldi ki toplumda hasta olmayan tek bir kişi bile yoktu. Şimdi hasta insanları karantinaya alırsak ne olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi hastalar sol taraftaki karantina bölümündeler. Gerçekçi olsun diye hasta insanların tümünü tespit edip karantinaya almak mümkün olmadığı için karantina zamanla açılıyor. Bu durumda hastalık yayılmaya başlar. Hatta yine toplumdaki herkese yayılacağını düşünebiliriz. Ancak karantina uygulandığı için yayılma daha yavaş olur ve hasta insanlar iyileşmeye başlar. Hastalığı geçirip iyileşen insanlar, yani pembeler, artık hastalığı bir daha bulaştıramadıkları için yayılma yolları azalır. Bu sayede salgının yayılma hızı yavaşlamış olur. Şimdi insanların 4'te 3'ünün evlerinde kaldığı ve dışarıda dolaşmadığı duruma bakalım. Bu durumda toplumdaki etkileşim sayısı azaldığı için salgının yayılması hem çok uzun sürdü hem de toplumun çeyreği hiç hastalanmadı. Karantina durumuna ek olarak insanların önemli bir bölümü hastalıkla hiç karşılaşmamış oldu. Çünkü hasta insanların iyileşmesi için yeterli zaman vardı. İyileşen kişiler hastalığı bulaştıramazlar. İşte sürü bağışıklığı basitçe bu şekilde çalışır. Salgının yayılma hızı azaltılarak insanların iyileşmesi için zaman kazanılmış olur. İyileşen kişi sayısı belli bir seviyeye geldiğinde ise salgın durur. İşte mecbur kalmadıkça evden çıkmayıp salgını yavaşlatmak bu yüzden önemlidir. Belki tamamen durduramayız, ancak yavaşlatarak çok daha az zararla atlatabiliriz. Salgını yavaşlatmanın en az sürü bağışıklığı kadar önemli bir faydası daha vardır. Hastalanan kişilerin bir bölümü iyileşmek için tedavi almaya ihtiyaç duyar. Ancak hastanelerin kapasitesi maalesef sınırsız değildir. Örneğin 500 yatak kapasitesi olan bir ülkede aynı anda 1000 kişi hastalanırsa hastaların yarısı tedavi göremeyecektir. Bu durumda normalde tedavi olsa iyileşecek kişiler de maalesef hayatını kaybeder. Hatta hastanelerde yer olmadığı için koronavirüs dışındaki hastalıklar bile tedavi edilememeye başlar. Örneğin İtalya'da bu durum yaşandı. Hastane kapasitesi aşıldığı için bazı hastalar iyileşebilecekleri halde tedavi göremedikleri için hayatını kaybettiler. Bunu önlemek için hasta sayısının hastane kapasitesinin üstüne çıkmasına engel olmak gerekiyor. Eğer hasta sayısı kapasitenin altında kalırsa herkes tedavi görebilir ve tedavi alamadığı için hayatını kaybeden kimse olmaz. İşte çoğu kişiye bulaşacaksa neden önlem alıyoruz sorusunun cevabı budur. Eğer salgın daha yavaş yayılırsa toplumun önemli bir bölümü hastalıkla hiç karşılaşmayabilir. Ayrıca hastane kapasitesi aşılmadığı için insanların tedavi göremeden hayatını kaybetmesi engellenmiş olur. Bu yüzden mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı ve kalabalık yerlerde bulunmamalıyız. Sevdiklerimizden, özellikle büyüklerimizden bir süre daha uzak kalarak onları ne kadar sevdiğimizi gösterebiliriz. Unutmayın, hiçbir şey yapmadan evde boş boş oturarak dünyayı kurtarma fırsatı her zaman gelmez.